Merhaba. Erdal Öz Yaralısı romanını irdeledim. Bu romanı romanda estetik kalkışma İnsancıl Yayınları'nda yayınlandı. Ortak çalışmamızdır bu roman. Erdal Öz 1935 Sivas Yıldızeli'nde doğar. Ankara Hukuk Fakültesini bitirir. Arkadaşları ile birlikte İstanbul'da A dergisini çıkarır. 1981 Can Yayınları'nı kurar. Erdal Öz ilerleyen yıllarda öykü, şiir, roman alanında yapıtları yayınlanır. Yazar yapıtlarında toplumsal yaşantıyı, olayları, olguları ya yönetim biçimlerini anlatır. 12 Mart askeri darbesiyle başlayan karanlık dönemde siyasal görüşlerinden dolayı 3 kez tutuklanır. Hapis yatar, yargılama sonucunda aklanır. Bu dönemi işlediği Yaralısın adlı romanı 1975 Orhan Kemal roman armağında değer görülür. Kanayan adlı öykü romanında da arkadaşı olan Deniz Gezmiş'i anlatır. 6 Mayıs 2016'da aramızdan ayrılır. Dil ve Anlatım. Yaralısın romanı ikinci tekil anlatımla yazılmış. Olgusal bir romandır. Ne gerçekçi ne de karşı gerçekçi. Muğlaktır, karışıktır. Geriye dönüşlerle olayları, karakterleriyle yaşamlarını anlatır. Yazar bir nesne için uzun cümleler kurar. Konularda tekrarlar vardır. Örneğin işkence sahneleri benzer biçimde sık sık tekrarlanır. Roman işlevsel olarak birbirini tamamlayan iki mekanı anlatır. Bir cezaevi koğuşu, iki işkencehanedir. Yazar Tekil'den Tümel'e gider. 12 Mart'ın cezaevlerinin koğuşlarını insanlara uygulanan insanlık dışı işkence yöntemlerini ve biçimlerini anlatır. Yazar, işkence gören siyasi tutuklarının hepsinin isminin Nuri, İşkence yapanların da bir makinenin dişlileri gibi birbirine benzeyen tipler olarak betimlemiştir. Romanın yazıldığı dönemin toplumsal koşullarına bakılırsa, 1961 anayasası ile başlayan özgürlük ve demokratik dönem işçi sınıfının yükselmesi ve siyasal amaçları doğrultusunda mücadele etmesiyle sürer. Ancak bu durum 12 Mart faşist darbesiyle sonlanır. Evler aranır, kitaplar yakılır, yakılmayanlar da suç delili olarak gösterilir. İnsanlık dışı işkencelerle aydınlar, devrimci gençlik üzerinde aşırı baskı kurulur. 17-18 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alınır, ağır işkencelerde geçirilir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde idam kararı tartışılırken Süleyman Demirel, Aydın Menderes ve arkadaşlarını ima ederek 3'e 3 der. 12 Mart dernekler, sendikalar kapatılır. Baskılar artar. Komünizmle mücadele dernekleri iş başındadır. 12 Eylül'ün yolları o günlerde döşenmeye başlanmıştır. İtki. Siyasi Nuri üzerinden 12 Mart anlatılır. Cezaevi ve işkence mekanlarıyla roman örülür. Siyasi Nuri her an eve baskın yapılır diye kitapları banyoya toplar, yakar. 3 gün sonra ev basılır, tutuklanır. Siyasi suçları kabul etmesini isteyen bir yönetim vardır. Yazar karakterler tek kişi olarak gösterir. Cezaevi koşulunda bulunan mahkumların hepsinin adları Nuri'dir. Yazar kimi mahkumların unvanına göre adlandırır. Bu unvanlı Nuriler adi mahkumlardan seçilmiş kişilerdir. Aynı zamanda cezaevi yönetimi bu adi mahkumları kötü işlerde kullanır. Mahkumu ezdirir. Gılay Nuri İstanbul'un Beşiktaş'ın arka sokaklarında sözde kahve işletir. Uyuşturucu
adam öldürme, yaralamadan içeridedir. Evli olan Gül adında bir sevgilisi vardır. Sevgilisinin adına omzuna gül dövmesi yaptırır. Gül'ün kocasının beraberindeki adamlarını bıçaklayarak yaralar. Cezaevindeki Nurileri Gılay Nuri'nin omuzundaki dövmesine özenirler. Onlar da farklı motiflerden dövme yaparlar. Terzi Nuri, idarenin adamıdır. Aynı zamanda cezaevinin terzisidir. Terzi Nuri bir süre sonra koğuşta Nurilerin dövmecisi de olur. Siyasi Nuri, 2 ay boyunca insanlık dışı işkence görür, ölümüne onurlu bir davranış sergiler. İşkence kendini hazırlamıştır. Kişiliğini yitirmemeye, umudunu diri tutmaya çalışır. Konuşmaz. Ne sorarlarsa bilmiyorum der. Koğuş kıdemlisi, idarenin seçtiği adamdır. Koğuşa acımasızca davranır. Koğuşa yeni gelen mahkûma herkesin gözü önünde döver. Bu söz geçirme biçimidir koğuşun koşullarında. Siyasi mahkûmlardan çekinir. Onlara mesafeli, saygılı davranır kıdemli Nuri. Kral toplu taşımalarda yan kesiciliğe gözcülük yapar. Koğuşun esrar tedarikçisidir. Hırsızlığa, haksız kazanca karşı olduğunu her koşuldan belirtmeyi ihmal etmez. Mavzer Nuri, çokça bir başlık parası ödeyerek köyün en güzel kızı Cevriye ile evlenir. Ancak köyün ağası Cevriye'nin peşinde dolaşmayı başlar. Bunu duyan Mavzer Nuri ağayı kötü biçimde döve döve çırılçıplak gezdirerek ağayı rezil eder. Ağa bir yolunu bulur, onu cezaevine attırır. Mavzer Nuri 30 yıl gün alır. Mavzer Nuri genel affın çıkmasını umutla bekler. Ağayı öldüreceği günün hayalini kurar. İşkenceciler. Yazarın işkencecileri bir makinenin dişleri gibidir. Birisi sarışın, birisi esmer, birisi dazlak ama hepsi bir makinenin dişleri gibi birbirinin aynısıdır. Merhametlisi, merhametsizi yok. Onlar işkence aletleri gibidirler. Temizlikçi kadın. Orada çalışan bir kadın vardır. Kıpırtısız, duygusuz, tepkisiz, mekanik bir biçimde yerdeki kanları siler, süpürür. Sindirilmiş halktan bir tipik yaratmış romanda. Canlandırma. İşkence yöntemlerini canlandırır. Siyasi Nuri'ye insanlık dışı her türlü işkence yaparlar işkenceciler. Siyasi Nuri 6 gün dışkı sidik çukurunda bekletilir. 6. gün dışarı çıktığında ışığa bakamaz. Kirpikleri uzun süre titrer. Sigara paketinin tamamını içine çekmek ister. Temiz havayı soludukça. Yine başka bir işkence anında 16-17 yaşlarında bir genci Siyasi Nuri'nin ayakları dibine fırlatırlar işkenceciler. Gencin ayak parmaklarının tırnaklarının çekilmiş, morarmış. Genci yüzü kuyu beton zeminde sürüklerler. Tuzlu suda yürütürler. Elektrik verirler. Ancak Siyasi Nuri dayanır. İşkencede çıkanların nefesleri gözleri bağlı Siyasi Nuri'nin ensesine değer. İlintilerini kulağının dibinde duyumsar. Sigarasının yanmadığını duyumsar. Elini ucundaki küle dokundurur. Sigaranın ısısı parmağını yakar. Siyasi Nuri bir çığlık sesi duyar o anda. İşkence görenlerin sesini anımsar. Ciğeri titrer. Uzakta gelen seslerin çocuk sesleri olduğunu anlayınca çirkinliklerin içinde bir umut duyumsar. Çatışma. Mavzer Nuri ile köy ağasının çatışması. Köyün ağası yeni evlenen Mavzer Nuri'nin karısına göz koyar. Bunu duyan Mavzer Nuri bir akşam pusuya durur. Kasabadan köye yayan gelen ağayı
çalılıkta kıstırır. Önce iyice döver, ağanın yalvarmasına karşın hıncını sürdürür. Mavzerini çıkartır, öldürmeye kalkar. Ağanın çocukları ağlar, karıları yalvarınca Mavzer Nuri ağayı öldürmekten cayar. Çıplak bir şekilde köyün içinde sopayla ite ite dolaştırır. Ağa ertesi gün kasabaya gider. Ağalığını kullanarak kaymakamı karakolu ayartır. Asılsız suçlarla Mavzer Nuri'yi ceza aldırtır. Cezaevindeyken de ağa konağına dört karısının üzerine Mavzer Nuri'nin karısı Cevriye'yi de alır. Gılay Nuri ile Gül'ün sevgilisi. Karadenizli çatışması. Gül Almanya'da başkasıyla evlenir. Almanya'da kocası ölünce Gül memlekete döner. Gılay Nuri ile evlenir. Ancak Gül'ün Almanya'daki Karadenizli sevgilisi Gılay Nuri'nin kahvesinin yanında adamlarıyla basar. Gılay Nuri elinde bıçağıyla önüne geleni biçer. Cezaevine 8 yıl gün alarak konulur. Gül yine Almanya'ya gider. Gılay'dan boşanır. Yakında çıkacak affın verdiği umutla cezaevinde çıkınca ilk iş Almanya'ya gidip çok sevdiği Gül'ü öldürmesi. Kıdemli'nin koğuştaki Nürilerle çatışması. Kıdemli koğuş sorumlusudur. Mahkumlarla gece gündüz koğuşta kalır. Cezaevinin maaşlısıdır. Kıdemli koğuşta söz gücünü göstermek için kimi mahkumları tartaklar, küfürler eder. Kayserli milli güreşçiyi tartaklar, küfürler eder. Kayserli milli güreşçi bunu öldüresiye döver. Yardımcısı Sarışın Nuri, diğerleri zor zar Kayser'in elinde alırlar. Yazar bu romanda neden yazmış diye sorarsak, izlek şöyle diyebiliriz. Faşizmin koşulları ve işkence yöntemleri her ülkede benzerlik gösterir. Kitaptan korkmak, kitap okuyanda korkmak, bilinçlenmek en tehlikeli şeydir onlara göre. 6 Mayıs 2006'da yitirdiğimiz Erdal Öz saygıyla anıyorum. Teşekkürler.